Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Efendim? Gelmenize gerek yoktu. Çağırsaydınız ben gelirdim. Efendim, KGT görüntülerinde eski bulgular dışında yeni hiçbir şey... Erdem. Dinliyorum efendim. Erdem, dünyada binlerce merkeze ulaştırmamız gereken belgeler var. Tabii efendim, adresleri alayım. Beyaz Saray, Pentagon, Lordlar Kamarası, Kremlin Sarayı başta olmak üzere bütün büyük siyasi merkezleri. CIA, FBI, BND, Mossad, dünyanın bütün gizli servislerini. Sonra Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'ya, Çin'e kadar bütün dünya medyasını. Anlayacağın her yere aynı anda. Peki içeriğini öğrenebilir miyim efendim? Dünyayı yöneten kanlı ellerin kirli oyunlarını ve sistemlerini deşifre edeceğim. Bunu yapamayız efendim. Ne demek yapamayız? Dünyadaki bütün iletişim ağlarını kontrol eden bir sistem var. Tüm telefon hatları, internet bağlantıları, uydu haberleşmeleri bu ağ üzerinden geçiyor. Bu veri iletişimini filtreleyen sniffer, sistemi kuranların belirlediği anahtar kelimeleri, isimleri, adresleri tarayan bir sözlük gibi çalışıyor. Bu belgeleri gönderdiğimiz anda sözlüğün bir filtre sistemi devreye girer. Ve deşifre etmek istediğimiz tüm bilgiler dışlanır. Bana olmazları anlatma. Nasıl yaparız onu söyle. Bunun bir yolu yok. Sistemi onlar kurdu. O zaman biz de onların sistemine gireceğiz. Nerede bunların merkezleri? Dünyada birkaç yer var. Ama hepsi çok korunaklı. Senin bilgisayar sistemlerini en rahat kırabileceğin yer hangisi? Mısır. Ama orada da içeriden sanal ağ ortaklığı oluşturabileceğimiz birileri lazım. Ben bunu sağlayacağım. Orada bir adamınız mı var? Hayır, ben gireceğim. Efendim, bu imkansız. Bunu izletmek için mi çağırdın beni buraya? Daha önemli bir işin mi vardı? Koca bir örgütle uğraşıyorum. Keşke ben de senin gibi tek başıma takılabilsem. Bak o zaman senin seyredebileceğin ne filmler çekerdim. Madem film çevirmek istiyorsun, önce senaryo lazım sana. O benim kafamda. Kimseyle paylaşmam. Çalarlar. Peki, iyi oyuncuların var mı? İstemediğin kadar. Filmin adı ne? Bir şey var ama. Bak, işte o çarpıcı olmalı. Yeterince çarpıcı mı? Güzel. Volume 2.
Yine o koltukta uyuyakalacaksın bey. Sonra da boynum tutuldu diyorsun. Ne yapalım hanım? Kabe'ye doğru uzatamıyorum ayağımı. İlaçlarını aldın mı? Aldım hanım, aldım. Ben biraz dinleneceğim. Bak, bana haber vermeden tavafa gideyim deme. Sonra merak ediyorum. Yoksa Polat'a rahatsızlandığını söylerim ona göre. Tamam hanım, tamam. Bir şey istiyor musun? Kağıt kalem vardı içeride sehpanın üzerinde. Sana zahmet olacak hanım. Ne yazacaksın merak ettim. Yazdıktan sonra sana vereceğim. O zaman okursun. Efendim, tam koordinatları bulduk. Bilgisayar ekranınıza gönderiyorum. Tamam Erdem. Mekanın güvenlik açıklarını araştırıyorum. Ne afet, bu uçak inmeden oraya giriş anahtarını bul Erdem. Elimden geleni yapıyorum efendim. Benim yapabileceğim bir şey yok Hakkı Bey. Ben sadece size durumu anlatıyorum. Size anlatamıyorum herhalde. Vahap Kuzuzade'nin verasetiyle ilgili noter huzurunda Fehmi Bey'le görüşmem lazım. Bunun mümkün olmadığını tekrarlıyorum. Bu Cahit için de geçerli mi? Evet. İkisi de ev hapsinde. Aynı kurallara uymak zorunda. Peki Cahit'in ona bir şey yapmayacağına nasıl garanti veriyorsun? Sen Polat Alemdar'ın arkadaşıydın. Güya Polat Alemdar öldü. Sen de tapınakçı olmaya karar verdin. Onlar da seni kabul etti. Beni de affetti. Sonra orası patladı. Bir tek sen ve Üstad kurtuldunuz. Şimdi de Üstad komadan uyanacak da biz de serbest kalacağız ha? Çok saçma. O zaman sen anlat doğrusunu. Polat Alemdar yaşıyor. Senin yaptığın operasyonla beni ele geçirdi. Seni de buraya başıma nöbetçi olarak koydu. Polat, babamla bir pazarlık içinde. Benim karşılığımda bir şey istiyor. Sonunda ya babamı öldürecek ya da beni. İkinizi birden. Sen eskiden de böyle miydin? Yoksa hayal gücünü 1,5 yıllık yalnızlığa mı borçlusun? Bakalım 1 yıl sonra sen ne hale düşeceksin? Ben yalnız değilim ki. Sen nasıl böyle rahat oturabiliyorsun ha? Benim bildiğim senin gibi özel yetiştirilmiş adamlar böyle bir yerde tutuluyorsa boş boş oturmaz. Ne yapar? Günde 300-500 tane şınav çeker. Kaşıkla tünel kazar. Diş fırçasıyla silah yapar. Ne bileyim, kaçmak için bir plan yapar. Sen ne yapıyorsun? Üstad ölmesin diye dua et diyorsun bana. Benim bir planım var.
Bir tünel kazdım. Yakında buradan çıkarız. Anlaşılan üstadın yaşamasından başka bir çaremiz yok. Giriş anahtarımız bu mu? Evet efendim. Çalışanlar siber merkeze ancak parmak izi ve kendine ait olan bu parola ile girebiliyor. Parmak izlerini kendi yöntemlerinizle alabilirsiniz. Ama parolayı öğrenmek için adamı konuşturmanız gerekecek. Bu adamı karargah dışında nerede bulabiliriz? Çalışanlar genelde karargah dışında dikkat çekmeyen çöl partileri yapıyorlar. Başka bilgi var mı Erdem? Adamla ilgili başka bir bilgi yok henüz. Karargaha geldiğinizde size vermiş olduğum USB'yi yerleştirdikten sonra sistem sizden bir şifre daha isteyecek. 10 saniye içerisinde şifreyi kırmaya çalışacağım. Her şey yolunda giderse bütün aktarımı tamamlamak için sadece 3 dakikamız olacak. Süre bittiğinde karargah girişi ve çıkışı olmayan kapalı bir kutuya dönüşecek. Ve yok etme sistemi devreye girecek. Sizi başka ne gibi tehlikeler bekliyor bilmiyorum. Tamam Erdem. Sağ ol. Hadi kalk kalk. Sen de iş yok be. İçeride. Kiminle konuşuyorsun lan sen? Kiminle konuşuyorsun? Sen hangi aşirettensin? Ha? Söyle. Hangi aşirettensin? Tamam hadi sen git. Thank you.
Rahat olabilirsin. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Yüzünü açabilirsin. Biraz daha keyfimin yerine gelmesini bekliyorum. İçince keyfin yerine gelir. Anlaşıldı. Sen yüzünü açmayacaksın. O zaman ben açarım. Ben açarım. Polat? Ne oluyor? Parolayı söyle. Ne parolası? Bu bana yeter. Ne oldu sana? Ne oldu? Kaçıyor. Kaçıyor, yakalayın. Koşun! Ne oldu? Çadırı bastılar, çok yaralı var. Kaç kişiler? Alın bunu Rebire'ye götürün. Çok kalabalık var. Çok yaralı var. Çok kalabalık var. Efendim, baskın var. Hemen toplanıyoruz.
Senin kimliğin nerede? Duydun mu? Çadırı basmışlar. Duydum. Umarım buraya kadar gelmezler. Senin bu bölgede ne işin var? Ben de yanlış yaptığımı şimdi fark ettim. Seni öldürmeliydim. Beni duyuyor musunuz efendim? İçeride misiniz? Efendim beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? İçerideyim Erdem. Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Şimdi B bloğa geçiyorsunuz. ...15 metre ileride merdivenden çıkacak karşınıza. Efendim, parmak iziyle paraloyu alabildiniz mi? Evet. Hanginiz yaralıydı? Efendim bir şey mi oldu? Elektrikler kesildi Erdem. O zaman artık yapacak bir şeyimiz yok. İçeride bir ışık görüyorum Erdem. Sistem odasının elektriği kesilmez. Ama artık oraya girişin bir yolu yok. Efendim bir an önce oradan çıkmanız lazım. Enerji, güç. Efendim beni duyuyor musunuz? Efendim. Beni duyabiliyor musunuz? Efendim beni duyuyor musunuz? Erdem. Erdem şifreyi kır.
Erdem! Şifreyi kırdım efendim. Geriye sayım başladı. Yalnızca 3 dakikanız var. Onunla olmaz gerizekalılar. Çekilin. Tamamının aktarılması için yeterli süremiz yok. Yok etme sistemi devreye girecek. Bir an önce oradan çıkmalısınız. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyorum. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye and içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Nerede adam? Ölmüş.
Ne var? Efendim, çok büyük bir sorunumuz var. Sistemimize saldırı yapıldı. Kim? Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye and içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Polat Alemdar. Tedbir almaları için herkese haber veriliyor. Artık çok geç. Bu saatten sonra her şey olabilir. Ne yapacağız? Bu bir felaket. Amon'la bu konuyu görüşmeliyim. Armageddon adlı terör örgütünü kurmak suçundan tutuklusunuz. Polis, baskın var. Bekuy, çabuk olun. Haydi hoparlanın. Come on. Hadi çabuk. Come on. Acele edin. Yat. Herkes ellerini kaldırsın. Ellerinizi kaldırın. Kaldır. Yat. Yerde kal. Kaldır ellerini. Herkes ellerini kaldırsın dedim. Yat. Kaldır elini. Hands up. Kımıldama. Atma, yerde kal. Don't move. Yat. Yaklaşma Ebola! Senatörle konuşmam lazım hemen. Ne? Ne demek ulaşamıyorum? Bağlayın hemen. Çabuk bağlayın, çabuk! Savunma Bakanlığı görevimden istifa ediyorum.
Piramit operasyonunun yankıları artarak sürüyor. Savunma sanayine ait projelerin holdinglere sızdırılmasından sorumlu tutulan müsteşar Steve Collins tutuklandı. Collins'in ifadeleri piramit belgelerindeki bilgilerle örtüşüyor. Sızdırılan belgelerde nedenini açıklamadan istifa eden Senatör Richard Preston hakkında da Orta Afrika'daki etnik gruplara silah sağlamak suçlaması bulunuyor. Laboratuvarda bulunan görevliler, patlayan bir deney tüpünden sızan, o laboratuvarda üretildiği tespit edilen ölümcül bir virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tutuklanan diğer çalışanlar özel bir yerde karantinaya alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Piramit belgelerinde adı geçen bu laboratuvarın salgın hastalık virüsleri üretmekte olduğu iddia ediliyordu. Piramit belgelerine dayanarak yapılan operasyonlarda şu ana kadar dünyanın birçok ülkesinde içinde politikacı, bürokrat ve iş adamlarının da bulunduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Yetkililer kaynağın güvenilirliğini sorgularken operasyonu kimin yaptığı merak konusu. Neler oluyor Brandon? Hangisinden bahsediyorsun? Bütün gün haberleri keyifle izlerken şimdi laboratuvar baskınını gördüm. O sorun kendiliğinden çözüldü. Hiçbiri karantinadan çıkacak kadar yaşayamayacak. Ama bundan sonra olacaklar için tedbirli olmalıyız. Dahası mı var? Buna kim cüret edebilir ki? Sanırım operasyonu kimin yaptığından haberin yok. Şunu izle öğrenirsin. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün, 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyorum. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye ant içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Polat Alemdar. Ronald? Sir, efendim, bir süre konuşmamız gerekiyor. Ronald, beni duyabiliyor musun? Geçmiş olsun. Umarım çabucak iyileşirsin. Sana sormam gerekenler var. Patlamayı hatırlıyor musun, Ronald? Törende Fehmi Kuzuzade hakkında af kararı verildiği doğru mu? Siz Cahit'i onu alması için dışarı göndermişsiniz, doğru mu? Şimdilik bu kadarı yeterli. Siz biraz dinlenin. Daha sonra devam ederiz. Your Majesty. Siz ve Cahit dışında kurtulan kimse olmadı. Mm-hmm.